Hacı Doktor Yazan Nihal Karamağaralı Hikaye 19 Şubat 1948 tarihli Akşam Gazetesi'nin 6. sayfasında yayınlanmıştır. Seslendiren Maziden Gelen. Öksürükten halim harap, bari bir ilaç alayım dedim. Eczaneye girer girmez mahallemizin maruf çamaşırcısı Hüsniye Hanım'la karşılaştım. Reçetesinin yapılmasını bekliyordu. Galiba 5 yaşındaki oğlunu sırtına almış, 8 yaş sularındaki kızının elinden tutmuştu. "Yahu bu tipi de çocuklara ne çıkardın sokağa?" diye çıkıştım. "Bıraksaydın ya kaynanana." Hüsniye Hanım derin derin iç geçirdi. "Hacı doktordan geliyorum da," dedi. "Çocuklara iğne vurdurdum." "Gene ne iğnesi vurdurdun?" "Ne bileyim ki, yazın köprüden düştüydü de Ramazan'ın dizi şişmişti hani. Hastaneye ilettimdi. Sardılar, sarmaladılardı. Geçtiydi. Bir haftadır çocuğun dizi gene şişti. Ayağının üstüne basamaz oldu. Sırtladım bugün, doğru hacı doktora 3 iğne vurdurdu." Cevaba hazırlanıyordum ki, elinden tuttuğu kızını işaretle devam etti. "Nazmiye'nin de durmadan boğazı iner. Evlatçığım, fırınlar gibi yanar. Öğretmeni yollar gerisin geriye mektepten. Ona da doktor 2 iğne vurdurdu. Boğazına da ilaç yazdı. Nah şimdi onu yaptırıyorum." Tüm tıraklı ilaveden sonra öfkeyle bağırdım. "A kadın, 40 kere söyledim size, gitmeyin şu hacı doktora diye. Bulmuş sizin gibi cahilleri, basıyor iğneleri, alıyor paranızı. Çocukları hastaneye götürsene." Beni ters ters süzerek Hüsniye Hanım, "Hastanede sanki bir şey bildikleri var da," diye homurdandı. "Sıkıştırıyorlar insanın eline reçeteyi, yallah, sıran savuldu." Bu münakaşanın daha fazla uzamasına tahammülü yokmuş gibi uzatılan şişeyi soluk mavi mantosunun cebine tıktı, arkasına bakmadan çıktı. Biz eczacı ile bir müddet bakıştık kaldık. Bu iğne meraklısı hacı doktor kimse, bizim semtin fukaraları arasında adeta efsanevi bir şöhret sahibidir. Hastanedeki profesörlerden ziyade ona itimatları vardır. Hastalarını bir kere götürmeden edemezler. "Adamcağızın günahını alma beyim. Mevlüde teyzenin beli tutulmuştu, kütük gibi. Kımıldayamaz olmuştu. Arabaya kucakla koyduk da ilettik. Kalçalarından doğru 2'şer zorlu iğne saldı. Dönüşte arabaya bilem hacet kalmadı. Onca yolu bize abana abana yürüdü. Bekçinin karısı Zilhan'ın tıkanma illeti vardı ya beyim. Hacı doktor 15 lira peşin aldı. Haftada 2 sefer gel sana iğne yapacağım dedi. Gayrı para almam dedi. Topu 8 iğne salmış kadın şimdi senden benden daha sağlam. Çamaşırdı temizlikti kaçırmaz. Tarlada oynarken çocuklar benim oğlanın kulağına taş attılardı. Şişi verdiydi kulağının ardı. Başladıydı. Kandı, cerahat da akmaya. Hacı doktor bir melhem verdi, bir de iğne salıverdi. Kulak pirü pak. Onu böylece methü sena hususunda dil birliği etmiş olmalarına rağmen bu esrarengiz Hipokratzade'nin adını aralarında sır gibi saklarlar. Yahut hakikaten bilmezler. Orası meçhulüm. Adresini uzak bir semtten bahisle o kadar dolan başlı yollardan tarif ederler ki, kasten mi böyle yaparlar? Gerçi bizim memlekette yol tarif etmesini pek bilen yoktur. Yoksa kendi sınıflarından olmayana adresinin verilmemesini bizzat hacı doktor mu tembih etmiştir? Keza bu noktada meçhulüm. Yalnız onun hakkında muhtelif kimselerden bütün talakatimi ve zekamı kullanarak toplayabildiğim malumat şundan ibarettir. 70 yaşlarında varmış. Hazakatine inandırmak için olacak, icabına göre sırmalı elbiseler giyermiş ve bilmem hangi padişahın tabibi hassa olduğunu söylermiş. İcabına göre de tesbih çeker, tütsü verirmiş. Hara gözlüsü değilmiş. Sahte hekim mi? Hayır. Kapısında tabela varmış. Bir eli üfürükçülükte, bir eli tababette bu garip şahsiyetin. Mahallemizdeki biçare fukaralarımızı, bizim fukaralarımızı safiyetlerinden bir istifade dolandırma ihtimali zihnimi kurcalamaya başladı. Beni rahatsız etti. Zorla değil ah. İşittiklerim sinirime battı. Birkaç defa şeytan dürttü. vaziyeti karakola, savcıya açmaya niyet ettimse de dosyamda bol miktarda zorlu iğne salması rivayetinden gayri delil olmadığından böyle bir teşebbüsün sonuçsuz kalacağını düşündüm. Evvela işin künhünü öğrenmeliydim. Fırsat kolladım, fırsat çıkmakta gecikmedi. Bir gün çamaşırcı Hüsniye'den kaynanasının hastalandığını işittim. Kadına selam kavlen gibi bir şey olmuş, sağ yanı pek tutmuyormuş. Hacı doktora götürmüş. Doktor öteberi edip 6 iğne vurmuş. Kaynanası gayri iyicesiymiş. Yarım düzine iğnenin bir çırpıda vurulduğu iddiası artık tepemi attırdı. Hüsniye Hanım'ın ağzından girdim, burnundan çıktım. İlletim, gılletim olduğuna kendisini inandırdım. Beni Hacı Doktor'un evine kadar götürmesini sağladım. Odasına girdiğim zaman Hacı Doktor yerinden kıpırdamaksızın ve konuşmaksızın beni karşıladı. Yegane alaka olarak parmaklarının ve dudaklarının hareketini süratlendirdi. Daha seri tesbih çekmeye ve daha seri tehlil mırıldanmaya başladı. Aynı zamanda çocukluğumuzdan hepimizin hatırladığı bir işareti gözüyle bana çaktı. "Derdin neyse sen söyleye dur. Hele şu ibadetin bitsin, ben sana o zaman cevap veririm." demeye getirdi. Uzun boylu, cüsseli, beyaz sakalıyla Musa'ya benzeyen bir adamdı. Asma çardağına bakan penceresinin önündeki kerevette bir ayağını altına almıştı. Sırtında tarzı kadim üzere baklava dikişli, şal taklidi bir hırka ki midesi hizasından fırlamış göbeğini örtemiyordu. Neden, nasıl bilemem. Yüreğimden gazap, kin ve nefret taşarak, şerefine ve ekmeğine kastederek onu illa imha etmek arzusuyla karşısına dikildiğim bu anda hislerim bozguna uğrayıverdi. Bu adam benim fukaracıklara nasıl eziyet edebilir, fenalık edebilir? Sul niyetim hüsnü niyet olup evvelce hazırladığım hastalık cümlelerimi dilime dolaştırdım. İrademin dışında bir kuvvet beni sanki dürtükledi. İhtiyar doktor tesbihini bir yana bırakıp yazıhanesinin başına geçtiği zaman hakikati dobra dobra ortaya vurdum. "Bu materyalleri bırakayım doktor bey. Aslında ararsanız benim bir şeyim yok. Ben muayene için gelmedim. Sizi merak ettim de geldim." Gözlüğünü alnına doğru kaldırıp başını ileri uzattı. Alaycı alaycı yüzüme baktı. "Neyimi merak ettim bakayım?" "İğne salmaktaki şöhretinizi." "Sen kimsin evlat?" Ve cevap beklemeden devam etti. "Kim olursan ol. Polis isen de, gazeteci isen de, sıhhiye müfettişi isen de çürük tarafımı yakalayamayacaksın. Avucunu yala." Upuzun parmağına şehadet timsali gibi duvarda asılı duran yaldızlı diplomasını uzattı. "Bak, çerçevede duruyor. Sicil, micil hepsi tamam. Lakin sen bunları bir kalem geç. Ben asıl dersi mektepten değil, hayattan aldım." Çenesini sıvazladı. "Bu sakalı değirmende ağartmadım. Fizana sürüldüğüm zaman kaytan bıyıklı Jön Türk'tüm. Şimdi eşiğimi aşındırıp benden rahmet umanlar, o zaman beni ellerine geçirselerdi, John diye kafamı paralarlardı." Onun cepheden hücumu beni de yalın kılıç ortaya atılmaya sevk etti. Sordum. "Peki hastalarınızı böyle dervişhane karşılayışlar, benim fukaracıklarıma bir çırpada 8 iğne çalmalar filan, bunlar da pratik hayat tecrübeleri mi?" "Ne sandın da düdük?" diye yerinden kalkan Hacı Doktor sırtımı okşadı. Sonra şişman kollarını ardında güçlükle kavuşturup talebesine takrir veren bir profesör gibi odanın içinde gidip gelmeye başladı. "Sen sanır mısın ki senin fukaracıklarını malum bir doktor muayenehanesi dekoru içinde karşılasam bana geleceklerdir. Onların her şeyden fazla mistik bir mizansene ihtiyaçları var. Aksi takdirde hasta oldukları zaman hocaya, üfürükçüye, kurşuncuya koşmazlardı. Hekimlik dahil ben onların bu ihtiyaçlarını da kendilerine zarar vermeksizin tatmin ediyorum. Bana geliyorlar, tuzağıma düşüyorlar. Cezalarıdır diye iğneleri çatır çatır batırıyorum. Daha doğrusu cezaları değil, hakikatte bir çarelerin ne kabahati var? Zira bunlar geri kalmışlarsa bundan biraz da bizler mesul değil miyiz? Ha? Söyle. Onların geride kalışından sen kendine mesuliyet payı çıkarmıyor musun?" Sesini yükseltmişti. Ansızın sustu. o müstehsi, o babacan tavrını takındı. Ya işte böyle evlat, senin fukaracıklarının bilhassa ruhları tedaviye muhtaç. Üfürükçüye, büyücüye, mutatabbibe gidiyorum sanarak bana geliyorlar. Ben de ara yerde dalaveriye getirip kendi maddi medeniyetimizin kininlerini, sülfamitlerini, kalsiyumlarını, vitaminlerini sokuşturuveriyorum. Aksi takdirde bunlar asla doktor kapısı çalmayacaklardır. Gezinmekten vazgeçerek birdenbire karşısında durdu. İmanlı gözlerini yukarı doğru kaldırdı. Benim şanlı mesleğimin, ihtisas şubelerinin şubeleri var. Sen ne diyorsun? Benim de yarım asırlık tecrübelerime dayanan içtimal laboratuvarımda aciz hisseme bu ihtisasçık düştü. Cahil tabakalar üzerinde çalışıyorum. Ve mülakatımızın bittiğini anlatır bir eda ile beni ayağa kalkmaya mecbur etti. Senin fukaracıkların benim de fukaracıklarımdır dedi. Sen gönlünü ferah tut.